Evet, ya. Bu arada MHK Başkanı Sayın Lale Ortalım Efendi'ye sesleniyorum. Göreve geldiniz. Biz de Lider Haber'de programımıza başlamıştık. Ve size bir bayan hakem olmanız, geçmişte kısa da olsa süperlik tecrübesi yaşamış, Türkiye'nin ilk bayan hakemi olma namzetiyle destek olduk. Doğru işler yapılıyorsa ki bu tabi deprem felaketinin girmesi, hakemler üzerindeki baskıyı da ve kulüp başkanlarının e, aynı platformda omuz omuza buluşması neticesinde herkes hakemlere e, belli ölçüde destek oldu hakem Amerikalı kararları çok mercek altına alınmadı. Ama görüyoruz ki geçen hafta Galatasaray'ın kendi evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği maçtaki bir yorum için ki sizin de orada ekmek yediğiniz, yorum yaptığınız kanaldaki yorumculara "Hayır böyle yorum yapamazsınız." şeklindeki iddialar var ve bu iddialarla ilgili bir açıklama yaptınız ama esasında açıklamanızda bu e, tehdit vari müdahale etmek istediğiniz, birebir programa e, müdahil olmak istediğiniz ve eğer orada bunu düzeltilmezse ortalığı yakar yıkarım şeklindeki sözlerinizle ilgili bana göre kendi kendinizi tekzip ettiniz. Ve bununla ilgili lütfen çıkın, kamuoyunu bilgilendirin Sayın Orta. Biz burada yaklaşık bir saat boyunca program yapacağız. Yarın da bu program devam edecek. Lütfen neden oradaki triyo programında Bülent Yıldırım ve Deli Çoban'ın olduğu programa müdahil oldunuz? Hangi görüntüyü? var odasını aldırarak orada o görüntüyü koyulması talimatı verdiniz. Bu hakkı, bu cesareti kimden buluyorsunuz? Neden yorumculara ki siz de bu işi yaptınız? Siz de yaklaşık orada iki yıldır bu işten bir kazanç elde ettiniz. Ve şu anda Sayın Bülent Yıldırım'la yazışıyorum. Olayın doğru olduğunu bizzat kendisi bana atmış olduğu SMS mesajıyla doğruladı. Bu cesareti bir programa müdahil olmayı ve oradaki yayın e, sorumlusu arkadaşımız Caner istifa etmek zorunda veya gönderilmek zorunda kaldı. Bunun vebalini nasıl taşıyacaksınız? Uzun yıllar orada çalışan Medya'da e, bu işten ekmek yiyen bir arkadaşımız sizin bu baskılarınız neticesinde tehditvari sözler neticesinde görevinden ayrılmak durumunda kaldı. Biz bayan hakemler daha çok sayıları artsın. Bayan hakemlere daha fazla süre verilsin ve ekranda da tabii ki bayan hakemleri görmek çok güzel. Bugüne kadar zaten hep şeyleri gördük. AB çakarı, Erman Toroğlu'nu gördük. Bir kadın hakemin olması kadar güzel bir şey var mı? Yorum yapması kadar. Ama yaklaşım tarzınızın bana gelen mesajlarda ve sizin bugün yapmış olduğunuz açıklamada çok da şık olmadı ortaya çıkıyor. Lütfen yaklaşık 50 dakika boyunca bu program devam edecek. Sizden bununla ilgili yalansa bu yalanı en azından belli sözlerle ortaya koymanızı bekliyoruz. Doğruysa da neden böyle bir şey yaptığınızı çok merak ediyoruz. Kamuoyunu bilgilendirin. Dün Okan Buruk bile bu konuya değindi. Hani sakinlikten, sükunetten, dayanışmadan bahsettiğimiz günlerde inanılmaz felaketler yaşadığımız bu durumda futbolun minimum konuşulduğu bu ortamda neden böyle bir şey müdahil oldunuz? Lütfen çıkın konuşun. Mesaj attım dönmediniz. Mesajı okudunuz. Madem bu yalan çıkarsın dersiniz ki Serhat Ulu Eren, böyle konuşuyorsun. Bunlar doğru değil. Ben Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban'ın programına müdahil olmadım. Asla görmedim. Ben de ona dedim ki neden arkadaşı istifa etti? Siz de dersiniz ki bana değil ona sorun dersiniz. Karşılıklı konuşalım. Seviyeli bir program yapalım. Tartışacaksak tabii ki tartışalım. Ama bu olaya bir netlik kazandıralım.